AK Parti genel başkan vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan'da dün kaza yaptı. Sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım için siyasiler geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yıldırım ve Ayrım'ın bugün Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Yıldırım trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Binali Yıldırım'la birlikte Bakü'de hastanede olduğunu belirten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Efkan Ala Bey ile beraber doktorlardan bilgi aldık. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi ifadesini kullandı. Tedbir amaçlı hastanede gözetim altında olduklarını kaydetti. Trafik kazası haberini alan siyasiler geçmiş olsun dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da kaza dolayısıyla geçmiş olsun dileğini iletti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ifadesini kullandı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. AK Parti Grup sayın Başkan başkanı, Vekili Bülent Turan da Yıldırım ve Ayrım'ın bugün Türkiye'ye dönmelerinin beklendiğini söyledi. Aracın takla attığını, haber açıldığını öğrendik. Ama hamdolsun ona ansi bir durum yok, bir risk yok, bir problem yok hamdolsun. Grubumuz adına geç olsun etkilerimizi etmek istiyoruz Sayın Başbakanım, Sayın Vekilimize. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da geçmiş olsun dileğinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da açıklamasında durumlarının iyi olması yüreğimize su serpmiştir. Allah beterinden korusun ifadesini kullandı.